arkadaşlar. Alt üst pijama takımımız da bitti. Hemen çeviriyorum. Artık bunu mecburen montalayıp size tek parça olarak izleteceğiz. Bu da yakamız arkadaşlar. Çok şık çıktı. Arkadaşlar selam. Bugün size bir alt üst pijama kesimi yapacağım. Çok isteyen arkadaşlar var, hep yazıyorlar. Alt üst cepli olacak. Ama şöyle, ölçüye göre çalıştığımız için üst bedeni 42 beden olacak ama alt beden 46 arkadaşlar. Yani hani alt üst uyumlu değil, onu öncelikle ben size söyleyeyim. Altını şöyle siyah bir penye ile çalışacağız. Üstünü de şöyle bir kombinledik bununla beraber. Bunun hem çekimini yapacağım, kesimini arkadaşlar, bir de dikimini de aynı şekilde yapacağım. Ve ikisini sizinle paylaşacağım. Evet, başlayacağım şimdi arkadaşlar. İlk önce yine kumaşın en üst temiz çizgisini çekiyorum arkadaşlar. Boy ölçümüz 98. Üstten lastikli olacak, yan cepli olacak. 2 santim arttırıyorum arkadaşlar. Ve direkt 98 santimi çiziyorum. 4 santim de altına pay veriyorum arkadaşlar. Sonra mezurama çizgiye indirip diz boyunu buluyorum. 98, 49, 6 ekleyip 55 santim bizim diz yerimiz arkadaşlar. Basen yüksekliğini pijama rahat olsun diye arkadaşlar 26 santim iniyorum. 26 santim. Ve hemen basenimizi çizdim arkadaşlar. Arkasından diz ölçümüz. Boy ve alt payımız. Şimdi 1 santim kumaşın kenarına atarak hemen basenimize bakıyorum. 60 basenimiz var. Yani 120 santim arkadaşlar. Yarısı 60 yapıyor. Biz kesimde direkt yarısını kullanıyoruz. Bakın 30. 3,5-4 santim kadar da ön oyuntu verdim. Pijama olduğu için normalde 3,5 diyorum. Ön oyuntusunu da çizdim arkadaşlar. Ön oyuntu normalde şöyle göstereyim. Düz liganın hemen alt kısmıyla çiziliyor. 33, 15. Evet. Baseni verdikten sonra arkadaşlar verdiğimiz 4 santimin toplamının yarısını buluyoruz. 34 oluyor toplamı. Yarısı 17 arkadaşlar. Bakın. 17-17 olarak aşağıya iniyorum. Kumaşımızın düz çizgisini bulmak için. Yani biz buna pantolonun ütü çizgisi deriz. Yani kumaşın düz çizgisidir bu arkadaşlar. Çizgiyi çektikten sonra hemen diz ölçümüze bakıyorum. Diz ölçümüz 25 santim. 12,5 yarısı direkt çizginin ortasına veriyorum arkadaşlar. Ve 25'i veriyorum. Yarısı 12,5 çizginin ortasında. Paçaya geliyorum. Paça genişliğimiz 20 santim arkadaşlar. 10 santimi direkt ortaya veriyorum. Ve 20 olarak çiziyorum. Dizden aşağıya düz cetvel kullanıyorum. Dizden yukarıda eğri ligayı kullanıyorum arkadaşlar. Yine her zaman yaptığım gibi ön tarafı 2 santim kadar düşüyorum. Lastikli pijama olduğu için kemer ölçüsü falan bulmuyorum arkadaşlar. Düz basenden çıktığımız gibi, hatta 1-2 santim basenden daha dar olabilir. Yani şöyle anlatayım. Penye çünkü 30 santim. Üst ölçümüz yani 27-28 santim olabilir. Sıkıntı değil arkadaşlar. Penye 16 santim yan cep çalışması yapıyorum.
Ben biraz hızlı geçeceğim çünkü üstünü de beraber keseceğim arkadaşlar. Verdiğim düşüklüğü peşin kesmiyorum. Bunu arka bedeni kestikten sonra keseceğim arkadaşlar. Dediğim gibi dikim aşamasında bunu beraber yapacağız. Sizinle paylaşacağım. Önümüz hazır arkadaşlar. Hemen kumaşımızı ters çeviriyorum. Ön bacağı yerleştiriyorum. Arkadaşlar şu ütü çizgimizi baz alarak ön bacağın yine düz çizgisine bakıyoruz. Bakın kumaşın kenarıyla çizgimizi ölçüyorum. 35 santim, 36,5 santim, 40 santim. Yani düz değil arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Şimdi bakıyorum. 35,5. 35,5. Evet, kumaşımız düz şu an arkadaşlar. Hemen aynı şekilde basen düz çizgimizi çekiyoruz. Dizimiz de aynı şekilde buluyoruz arkadaşlar. Paçamızı da çekiyoruz. Yanlardan direkt 2'şer santim. Bacak arasından yine 2 santim ama dizden aşağıya arkadaşlar. Yandaki 2 santimimiz direkt yukarıya kadar. Şimdi bacak arasını oyuntusunu ayarlamadan önce ütü çizgimizin ortasını baz alıyoruz ve oyuntunun 1 santim, 1,5 santim aşağıya çekiyoruz arkadaşlar çizgi olarak. Çizdim. Hemen arka oyuntumu buluyorum. Basenim 60'tı, yarısı 30. Onun yarısını buluyorum arkadaşlar, 15 santim. 60 santim. Ve doğru rigayı kullanarak çizimimizi yapıyorum. Yani şu dizde arkadaşlar riga şöyle de gelebilir. 1-1,5 santim de geçebilir. Sonuçta riganın düz çıkması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çizgiyi gördünüz. 2 santim burada ama ben şuradan çizdim. Doğrusu bu. Tutup yanılıp şöyle çizmeyin arkadaşlar, bakın şöyle V çıkar. Bu hatalıdır. Bu hatadır. Doğrusu bu. Hemen arkaya 4 santim bir yükseklik veriyorum.
arkamızı çiziyorum. Arka oyuntumuzda yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra dikişlerden kavuruyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi dikiş payları ikişer santim. Yandan aşağıya kadar direk veriyoruz. Bacak arasından dizden aşağıya. Dizden yukarısı da basene göre değişken olur arkadaşlar. Evet, arkayı kestikten sonra şu an önümüzü düşebiliyoruz arkadaşlar. Önümüzde düştük. Çıtımızı da attık. Evet. Şimdi parçaları daha sonra kullanacağım. Cep keseceğim ve kemer keseceğim arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırdım. Hemen üst kesimle başlayacağız. Üstümüzün kumaşı bu. Üstümüzün yaka ve mostra dediğimiz, yani sizin pervaz diye adlandırdığınız iç parçasını siyah çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir kombin olacak. Şimdi temizliyorum sadece. Kumaşın düzüne gidiyor arkadaşlar. Erkek yaka olacak. Dediğim gibi üst 42 beden çalışıyorum. Hani ölçüye göre çalıştığımız için. Alt 46 beden arkadaşlar. 8 santim verdim. 8,5 santim düştüm arkadaşlar. Ve yakamı çiziyorum. Yakamı çizdim. Ondan sonra omuz meyilimi veriyorum. 11 santim omuzumuz var. Yakadan 1 santim dikiş payı atıyorum arkadaşlar. 11 santim omuzumu veriyorum. 1 santim de dikiş payı veriyorum. Omuzun bittiği yerde 3-3,5 santim kadar omuz meyili vereceğiz arkadaşlar. Net ölçüyü veriyorum ben size. Omuzun bitiminde 3,5 santim ölçümüz arkadaşlar. 65 boyumuz var. 1 santim düşüyoruz omuzdan dikiş payı olarak. Ve 65 boyumuzu çiziyorum arkadaşlar. 3 santim pay veriyorum. Dediğim gibi şu an beden düşüklüğünü yapıyorum 25 santim. Bu kol oyuntusuyla alakalı değil. Biz sadece beden ölçümüzü burada bulacağız. Kol oyuntusu farklı, bağımsız bir şey arkadaşlar. 25 olarak indim. Beden çizgimizi çektim.
Aynı şekilde boyumuzu çektim ve payımızı verdik. Üst bedenimiz göğüs ölçümüzün toplamı 100 arkadaşlar. Penye çok esnek olduğu için direkt ben 100 üzerinden kesiyorum. Yani normalde bir farklı bir kumaş olsa 50, 100 yarısı 50, 4 ekleyip 54 üzerinden kesecektik. Ama bunu direkt 50 üzerinden kesiyorum arkadaşlar. Çünkü çok esnek bir kumaş, direkt göğüs ölçüsünün netini kesiyorum. 25 santim, 2 santimle dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Basen 60 demiştik. Alt tarafı basen üstünde dengeleyeceği için basene doğru biraz meyil veriyorum arkadaşlar. Kavaları cetvelini alayım. Ondan sonra yakanın neti arkadaşlar. Bitmiş hali 3,5 santim olacak. Çıtlatacağız buraya. Üst beden 42 demiştim. 42 beden 42 beden bir üstü arkadaşlar. 25-26 santim kol oyuntusu çok iyi olur. 26 santim. Evet, çiziyorum. Bakın cetvel riga kavadra dediğimiz düz çıkmıyor kesinlikle. Omuza doğru hafif bir meyil var arkadaşlar. Şöyle düz tutsanız hatadır. Bakın, şimdi sarıyla çiziyorum düz tutulmuş halini. Bakın sarı hatadır arkadaşlar. Ön oyuntu olmalı, yoksa potluk yapar kollarda. Bu hatalıdır. Beden için düştüğümüz çizgi burası, dediğim gibi kolla alakalı değildir. Kol oyuntusu farklı farklı, başlığı başına başka bir şeydir. Bedene göre alsak biz bu kol oyuntusunu, hemen ölçüsüne bakıyorum. 28-29 ki çok aşırı derece oyuntu büyük olur arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Mavi çizgiyi kullanıyoruz. Doğru riga kullanımı. Kumaşımızı düzeltiyorum ön taraftan. Hemen arka bedenimizi kesiyoruz arkadaşlar. Omuzu 3 santim arttıracağız. Ona göre koyuyorum. Üstümüzün 1,5 santim üst üste kapanma payı var. Onu arkadan atıyorum direkt arkadaşlar. Hemen 3 santim omuz yüksekliğimi veriyorum. Santim arkadaşlar omuz yüksekliğimiz ve ön yakayı verdiğimiz 8 santim oyuntunun 1 santime kapama payı düşerek direkt 7 santim olarak arkaya veriyorum arkadaşlar. Bakın 7 santim ve 3,5 santim oyuntu payı iniyorum. Bakın 3,5 santim, bu hiçbir zaman değişmez, aynıdır normal kesimlerde.
Sonra omuza dikiş paylarını falan vermiştik arkadaşlar. Ölçüyorum 14 santim. Aynı 14 santime buraya veriyorum arkadaşlar. Robamıza bakıyorum. Robamız 38 santim arkadaşlar. 38 demek 19 demek, bakın. Arka yaka oturuşunun 13-14 santim aşağısı bizim roba ölçümüzdür. Hemen oradan 19 santimi alıyorum ve dikiş payımı veriyorum. Arka bedeninde kesime hazır ve kesiyorum arkadaşlar. Bedeni de kestim. Kaldırmadan hemen kolu ölçeceğim. Ön bedene göre ölçüyoruz. 26,5 santim kolumuz arkadaşlar. Ön bedene göre niye ölçüyoruz? Omuza verdiğimiz 3 santim arkadaşlar zaten dikiş paylarıdır. Dikiş omuz vurulduğu zaman o paylarımız gidiyor. Şu an hemen kolu kesiyorum. Kumaşımızı 4 kat yapıyorum arkadaşlar. Düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Evet, kumaşımız tamam. Hemen her zaman dediğim gibi penyelerde falan likralı bodylerde 6-7 santim diyordum. Normal pijamalarda, gömleklerde, elbiselerde 12 santim kol düşüklüğümüz var. Çekette değişir arkadaşlar. Çekette 16 santim falan olur. Ve kolumuzu çiziyorum. Hemen bakıyorum. Evet. Tam 26,5 arkadaşlar. Kol boyumuz 57 santim. 1 santim payı düşüyorum arkadaşlar. 57 santim kol ve 4 santim pay veriyoruz. Penye olduğu için kol ağzını 12,5 santim veriyorum. Çok bol olmasın diye. 1 santim de dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Ortasını buluyorum arkadaşlar. Penye olduğu için önün düşmüyorum. Rahat bir giyim arkadaşlar. Problem değil. Kolumuz da tamam. Dediğim gibi yaka mostrasıyla yakasını siyah keseceğim arkadaşlar. Şuralardan kullanacağım. Üst yaka kesimini ve mostrasını siyah kullanacağım. Bunu dikim aşamasında size göstereceğim, tarif edeceğim. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.